Koray merhaba tekrar. Şimdi biliyorsun bu koronavirüs sebebiyle ciddi anlamda her yerde yayılmalar başladı. Dünyayı biliyorsun Türkiye'den tut, Amerika'da da öyle, özellikle öyle. Ve Amerika'da New York neredeyse bu işin merkezi halinde ilerliyor. Virüs ciddi anlamda hızlı yayılıyor ve epey canlar alıyor. Şimdi tabii ki bu noktada yani sağlığımız önemli, kurallara uymamız önemli. Ve ben burada bir şeyle başlamak istiyorum. Öncelikle tabii Koray Kasap, hani biz tanıyoruz. Seni tanıyan da bilen de çok kişi var. Sen bizim tanımayan takipçilerimiz bilsin diye. Bir kısaca Koray Kasap'ın kim olduğunu anlatır mısın bize? Ve biz biliyoruz ki sen dünya ünlü fotoğrafçılarımızdan birisin, değerlerimizden birisin. Biraz kendinden bahsedersen bu şekilde başlayalım derim programa. Tamam. Ya insanın da hani kendini anlatması böyle edebe de aykırı derler ya. Ama kısaca söyleyeyim, ben sanatla uğraştım yıllarca Türkiye'de. Birçok projenin içinde yer aldım. Yani özellikle çok fazla ses sanatçısıyla çalıştım. Moda sektöründe çok iş yaptım falan. Sonra yolumuz bu tarafa düştü. Burada bir oğlum oldu. İşte biliyorsunuz aslında şey bir durum var. Yani sanat, her şey durdu tahmin ediyorsunuz. Yani bütün hayat durdu. Mesela gideyim bir iş çekeyim dedim. Çünkü bulamayacağımız bir şey bizim için. Etraf boş. Yani 2 hafta önce falan bu sokağa çıkma durumları bu kadar ciddi değildi. New York'un ve ikonik yapıların olduğu yerlerde bir şeyler yapayım dedim. Fakat gitgide daha ciddileşti. İşte herkesin daha dikkatli olması gereken bir şey oldu. Yani herkes şu anda bir şey konuşuyor Ayhan, biliyorsun, farkındasın. Herkes birbirini uyarıyor, bir şeyler paylaşılıyor. Ya ben biraz şeye de bağlıyorum. Yani biz özgürlüğümüzün kıymetini anlamamız gerekecek. Düşünsenize, istediğimiz zaman istediğimiz yere gidebiliyorduk. Sokağa çıkabiliyorsun, arkadaşlarınla buluşuyorsun, gidip işini yapıyorsun. Şu anda yani evde kalıyoruz ve aslında biz bir şeyimizi kaybettik ya. Yani basit gibi gelen, bize verilen o kadar güzel şeyler varmış ki bunları kaybettik. İnsanlar biraz üzüntülü aslında, ölümün var olduğunu hatırladılar. Aslında biz öleceğiz yani doğduğumuz gibi. Ama bunu sanki ölümsüzmüşüz gibi yaşıyorduk ya. Biraz böyle olayı spiritüel anlatıyorum ama şu anda onu fark ettik. Bence daha kıymetli olacak hayat insanlar için. Çünkü bu virüs geldiği gibi de gidecek yani. Bu kalmayacak dünyada. O yüzden birbirine herkesin olumlu konuşması gereken bir dönem. O yüzden ben de elimden geldiğince arkadaşlarıma da, etrafıma da, eşime, çocuğuma. İşte evde kalıyorsa kalacaksınız yani. İşte sıkılsan da kalacaksın. Ve bu süreç geçecek yani. Birbirimize yardımcı olacağız. Ben biraz şeyim tabii bu konularda, biraz daha duygusal ve ruhani de düşünen bir insanım. Yani sanat ve sanatçı bağlamında doğaya, dışarıya baktığınızda sanatı görüyoruz. Yani kuşları, ağaçları, yaratılan her şeyde bir sanat var. Dolayısıyla böyle olduğunda sanatçıyı görmeniz lazım. Yani bunun arkasında Allah var, sanatını yapmış. Aynı onun gibi bakıyoruz biz çevreye. Çünkü biz onun taklitçisiyiz. Sanatçı olarak bir şey yapma, yeni bir şey var etme durumumuz yok. Olan bir şeyi deforme edebiliyorum ben. Olan bir şeyi kadrajlıyorum sadece. Bunun kıymetini anlıyoruz. Yani şu anda insanlar hapis durumunda. Ve bir şekilde bitecek. Bakalım yani biz bu süreci geçireceğiz inşallah. Yani birbirimize yardımcı olacağız. Herkes de bir şey söyle. Şimdi tekrar tekrar o herkesin söylediklerini söylemek istemiyorum. Ama benim düşüncem, nasıl bir ay boyunca oruç tutarsın ve Ramazan bittiğinde dışarı çıkarsın, her dakika istediğin şeyi içmek, yemek sana böyle bir şey katar. Ya dersin, ne güzel bir durum bu aslında. O nimetlerin kıymetini bilirsin ya, yediğin içtiğin şeyin. Onun gibi bir şey şu anda. Yani biz o kadar çok şey verilmiş ki bize, basit zannettiğimiz arabaya binip bir yere gitmek, arkadaşınla buluşmak, İşte mesleğini icra etmek, muhabbet etmek. Şimdi muhabbet edemiyor hiç kimse birbiriyle. Bunlar bizim elimizden alındı gibi tekrar geri verilecek. Bu böyle bir
biraz milletin de kafasını karıştırmak istemiyorum ama bu geçecek yani. O yüzden de biraz sakin olup dinleyeceğiz de diyorsa yetkilileri. Herkes aynı durumda. Nasıl kiramızı ödeyeceğiz, nasıl paramız kazanacağız? Bütün dünya aynı durumda. Bir şekilde bulunacak çaresi. Yani ben o konuda olumluyum işin açıkçası. Çok güzel Koray, çok teşekkür ederim bu aslında güzel yorumun için duruma. Gerçekten ben insanların, takipçilerimizin hani bir umut ışığı olduğunu duymalarının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de güzel bir şey söyledin sonunda. Biz de haftalardır hep o noktanın üzerinde duruyoruz. Yani hepimiz aynı gemideyiz. Dolayısıyla burada evet. Hani A kişisi yaşıyor da B kişisi yaşamıyor diye bir şey yok. Öyle bir değişik bir olay ki bu. Gerçekten zengininden fakirine kadar herkesin yaşadığını görüyoruz. Biliyorsun geçen gün açıklama yaptılar. İngiltere'deki kraliyette de biliyorsun görüldü virüs. Yani evet. Buradan evet. Devlet yöneticilerinden tut, zengin olanlardan tut, fakir olanlara kadar herkeste yaşanan bir durum bu. Yani virüs geçerken şu an hiç şey yapmıyor. Evet. Ben bu kişiye geçeyim geçmeyeyim analizini ya da tartışmasını yapmıyor. Dolayısıyla kesinlikle aslında söylediğin çok güzel. Bu noktada baktığımızda şeyi görüyoruz. Bize bunun ne getirdiği noktası. Dediğin gibi şu bari dışarı çıkmayın diyor. Evde kalın söyleniyor. İşte en yakın arkadaşlarınızla görüşmeyin diye söyleniyor ki evet. İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden bir tanesi sosyal olmasıdır. Topluluk olarak yaşamasıdır. Bir araya gelmesidir. Dolayısıyla en önemli özelliklerimizden birinden fedakarlık ve senin dediğin gibi doğru özgürlüğümüzden fedakarlık etme zamanı. Niçin? Daha önemli durumlar için, sağlığımız için, toplumumuzun, ailemizin, sevgilerimizin sağlığı için. Ama aynı anda kesinlikle sen bence hani dedi ya ruhani konuşmak ya da şey yapmak çok istemiyorum ama aslında ihtiyaç duyulan bir şey. Çünkü bugüne baktığımızda şunu anlıyoruz. Ha, demek ki her olumlu olacak durumda olumlu bir beklentiye girmemek gerekiyor. Olumsuz oluşan durumlarda da felaketlerde de bir ders ya da olumlu bir ders çıkarma imkanı olabilir. Dolayısıyla bu noktada bize tabii şey imkanı sağlayabiliyor. Ha, biz neleri doğru yapıyoruz, neleri yanlış yapıyoruz, nerelerde daha iyi olabiliriz gibi sorgulamalara da yol açtığını düşünüyorum her bireyi. Ama evet, bence evet. Şey düşünmemek lazım. Yani kesinlikle bizim morale çok ihtiyacımız olduğu zaman şu an mesela New York valisi her gün konuşma yapıyor. Her gün bu yaşanan virüs kriziyle ilgili konuşmalar. Ve hepsinde çok pozitif. Hepsinde olumlu. Hepsinde daha iyi olmamız için şunu şunu yapmamız lazım diyor. Şimdi bu tip bakış açısının ve bu tip mesajların verilmesi çok önemli bence toplum için. Yani şey gibi toplumlar ya o kadar çok küreselleşelim derken aslında gibi görüyorum ben. Hani sınırları kaldıralım bilmem ne falan filan derken aslında millet birbirinden uzaklaştı teknolojiyle şununla bununla derken. O yüzden ben biraz olaya şey gibi bakacağım. Yani bir sürü inanç sistemi var dünyada. Fakat birleştiren tek bir şey var. Duası. Hani ben Instagram'da son bir haftadır dua edin diye bir şey yazıyorum. Yani dua kalben istenen bir şey. Neye inandığınız önemli değil yani. Her türlü inançtan insan var. Ama bence kalben buradan bir ders çıkarıp herkesin başımızdan bunun kalben iyi istekleri dua etmesi gerekiyor. Nasıl edeceksiniz şeklinizde bilmiyorum. Ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir kere Los Angeles'ta bir tedavi gören hastalar için dua istediler. Böyle bilmem kaç bin tane Budist dua etti ve 160 iyileşme oldu. Böyle bir durumda bu gerçekleşebilir mi diye herkes düşünebilir. Yani duayla bu şeyler düzelir mi? Bence düzelir. Çünkü birileri için bir şey istemek, kendin için değil başka birileri için bir şey istemek de kıymetli. Ama şu anda bütün dünya bununla uğraşıyor. Bence dua edeceğiz. Çünkü insanlık başına böyle bir şey geldiyse buradan bir ders çıkaracak ya. Bir şeyleri yanlış yaptık demek ki. Bir şey oldu tamam bunun biyolojik bir yanı var. Bu bir mikrop. Ama bu şekilde de bence
Yani halkların arasında bir sorun yok. İnsanların arasında. Yöneticilerin ülkeleri idare etmesiyle alakalı ya bu iş. Yani yöneticiler oturup bu virüs geçecek. Geçtikten sonra desinler ki ya biz savaşıyorduk. Şu savaşları bırakalım. Bir sürü aç insan var. Bunları doyuralım. Dünyadaki. Buradan bir ders çıkarıp barışçıl ve sevginin kazanacağı bir dünyaya adım atsınlar. Liderler oturup konuşsun. Yani halen 2020'de sınırlarımız çizildi. Biz niye savaşıyoruz? Hani bunları bitirsinler bari böyle bir şeyin arkasından. Belki hani şer gibi gözüken bir şey hayır çıkacak durumu var ya. Öyle olursa dünya için çok sevindirici olur. Hani bir sürü insanı kaybetmiş olacağız. Üzüleceğiz. Tanıdıklarımızı belki kaybedeceğiz. Ama bunun arkasından bir daha güzel bir dünya belki insanları bekleyecek. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Yani çok güzel. Bir arada liderler. Çok güzel. Bence çok güzel bir mesaj bu Koray. Çok güzel bir bakış açısı. Bu söylediğin aslında geçen günlerde bir post gördüm ben de bununla ilgili sosyal medyada paylaşıldı. Mesela dediğin noktaya çok güzel tam açıklamadı. İşte biz hep aç kaldık hani. Siz ne hissediyorsunuz şu an diyor. Bir soru var geliyor çocuklardan. Ondan sonra savaşa maruz kalan ülkelerdeki çocuklar yazıyor. Nasıl bir ortamda okula gidemediklerini, ne anlama geldiğini. Yani ya. Aslında hani ne derler? Ateş düştüğü yeri yakıyor ya. Bize evet. Ateş dokunmadı mı hissedemiyoruz, anlayamıyoruz olayı. Ama aslında şu an bu virüsün yaşattığı kriz, ekonomik olsun, sağlık olsun, kişilerin ölmesine sebep olması, özgürlüklerin kısıtlanması, okula gidememesi, para kazanamaması, işe gidememesi, ticaretin durması, bütün bu sorunları kısmen dünyanın her tarafında farklı kesiminde bulunan ya kişiler, ya gruplar, ya topluluklar yaşıyor. Aslında çok dediğin mesaj o yüzden çok doğru. Biz o zaman neyin kavgasını veriyoruz? Bence çok güzel bir mesaj o. Umarım o anlamda da adımlar atabilirler diye düşünüyorum. Tabii yöneticiler, bu noktadaki uluslararası organizasyonlar ve tabii ki devletler. Şimdi ben bir iki soruya daha geçeceğim. Takipçilerinden gelen bu durumla ilgili, seninle ilgili merak edilen. Şimdi tabii bunun sağlık tarafı zaten ortada. Bu noktada önlemler alınıyor ve hepimiz almaya çalışıyoruz. Tabii bunun ciddi anlamda, ekonomik anlamda sektörleri vuruyor şu an bu yaşanan virüs krizi. Bu noktada sen biraz önce kısaca değindin ama hani sen de bir fotoğrafçı olarak ve hem işte televizyon sektörü hem moda sektörü ve tabii ki senin yer aldığın sanat sektöründe bu noktada sektörün nasıl etkilendiğini biraz anlatabilir misin bize? Hani bu yaşanan virüs krizi ve yaşanan bu krizler, şu anki kriz nasıl etkiledi? Biraz anlatabilir misin? Ya şöyle söylüyorum. Hani Türkiye ile de konuşuyorum. Burada da çalıştığım ajanslar, model agentler var. Ben 2 hafta önce bir çekim yaptım. Bir kod firmasına. Sokaklar boşken bu kadar şey değildi durum. Sonra bir çekimim daha olacaktı. Fakat durdurduk. Sonra ajanslarla konuştum. Hiçbir şey yapamayacaklarını söyledi. Yani bayağı bir süre duracak. Belli ki ama bence hani iş güç sorun değil şu anda ya. Yani çalıştık ettik yaptık zamanında. Şu anda herkes dinleniyor. Yani bir durup bir herkes bir aynaya bakacak. Diyecek ki yani işimizi gücümüze ne güzel gidiyorduk. Bir şey vardı. Yani bizi oyalıyordu gibi. Dediğim gibi ben yine şeye bağlayacağım işi. Yani ölümsüz gibi yaşıyorduk ya. Bilmiyoruz. Şimdi bir yaklaştı bize. Onun bir sıcaklığını hissettik ya. Aha dedik ölüm var. O yüzden bence insanlar kendi buldukları yanlışlıkları düzeltip daha hoşgörülü, daha sevecen, olduklarından daha cana yakın olup birbirlerinin kabahatlerini görmeden yaşamalı. Dediğim gibi meslek bizim durdu. Geçmiş olsun ya. Uzun bir zamanda bir şey çekemeyiz. Çünkü bizim iş sıcak temas. Yani bir manken var, makyajı yapılıyor, saçı yapılıyor. Temas var ve yakınsınız. Tabii. Bu uzun bir zaman yapamayacağız böyle bir şey. Aynı ortamda, stüdyo ortamındasın ya da sokakta da olsan yiyor, çıkarıyor kıyafetleri. Bu iş bayağı bir süre iptal olacak. Dün Abdullah Uğuz'la konuştum mesela Türkiye'den. Bizim biliyorsunuz büyük adamdır yani iyi bir yönetmen. O da aynı şekilde evdeyim dedik Koray. Yani bir şey yapmıyoruz, bekliyoruz.
Piyasa da durgun dedi, Türkiye'de de. Dediğim gibi yani bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani şeyi söylemiş oluyorsun Koray, sektörün cidden etkilendiğini, özellikle bu sektörde tabii. yakın temasın olduğu. Aynen, verdiğin örnek çok güzeldi. Bir elbise değişiminde, bir makyaj yapılanmasında bile değişiminde gene kişilerin yan yana yaklaşmasına yol açan bir durum. Lafını keseceğim. Şey sadece hareketli. Yani dizi sektörleri, sinema hepsi durdu. Fakat habercilik alanındaki hani sanat olarak görür mü görmez mi bilmiyorum. Orası hareketli. Şu anda hepsi açık yani kanallar, şeyler Türkiye'de de burada da açık. Benim evin arkası mesela buranın bir kanalı var. New York'un onun araçları var, karavanları var. Sürekli hareket halindeler. Tamam. Haberciler yani o sağlıkçılar gibi insanları zaruri aslında etmek için aynen. çalışıyorlar. Aynen. Aynen öyle. Aynen. Bu zaruri işte işler ya da iş yerleri noktasında haberin yayılması, haberin anında verilmesi için de dediğin gibi haberciler de maalesef çalışmak zorunda kalıyorlar ve ki insanlara haberler ulaştırılabilsin diye. Peki şu anlaşılan zaten bir fotoğrafçı olarak kendini şu an toplumdan izole etmiş durumdasın. Daha çok evinde tabii fotoğrafçılık anlamında ne tür yani bir fikir verebilirsem fotoğrafçı şimdi evinde kalmak zorundasın, dışarı çıkamıyorsun. Ne yapabiliyorsun? Evde nasıl bir kendi çekim ortamı yaratabiliyorsun? Bu konuda bir iki sözlerin varsa söyleyeceğini sevinirim. Vallahi şimdi bizim tabii paslanmamamız gerekiyor. Yani bir şey çekmediğiniz zaman şey gibi düşünün bunu. Hani kalecisiniz, Muslera. Yedek oturdun mu paslanırsın. Bizim devamlı bir şey üretmemiz gerekiyor. Yani zihninizin çünkü tek sermayemiz hayal gücümüz. O yüzden diyorum bahçeye iniyoruz arka. Ona videolar çekiyorum, fotoğraflar çekiyorum ki unutmayayım yani. Öyle bir şey yapıyorum yani. Ona bir şeyler çekiyorum. Arşivi düzeltiyorum, fotoğraf arşivimi. Bayağı çıktı. Balık tutma merakı, ne bileyim balık malzemelerimin kutularını düzelttim. Öyle bir şeyler yapıyorum ama dediğim gibi olumlu düşünmek lazım. Yani bu süreçte de insanlar, gerçi ben aileme çok vakit ayıran biriyim ama insanlar biliyorsun çocuklarını, eşlerini demiyor bazı işlerinden dolayı. Şimdi mesela aileleriyle daha çok vakit geçiriyorlardır tahmin ediyorum. Evlatlarıyla mesela, o da çok güzel. Belki bu kadar bol bir vakti bulamayacak kimse. Ama dediğim gibi ben de şimdi yapacağım, bu iş bitecek. O yüzden de projeler için kendime bir şey sayfa ayırdım. Orada sürekli yazılı notlar alıyorum. Diyorum şurayı kullanırım, şurada çekim yaparım. İlla ki geçecek yani, olumsuz olmamak tabii. lazım. Aynen. Peki. Aynen öyle. Yok. Ağzına sağlık. Çok güzel noktalar değindin. Peki şöyle diyelim. Bu yaşanan süreçte tabii bu böyle bir virüs ve krizde tabii biz pozitif mesajları veriyoruz. Sen de veriyorsun. Ama genç fotoğrafçı adaylarına tavsiyelerin nedir? Özellikle takipçilerimiz bu konuda. Takipçilerimizde yer alan genç fotoğrafçı adaylarına böyle bir kriz sürecindeki tavsiyelerin neler olabilir? Şöyle bir şey. Yani bu 2000'lerden itibaren dijital fotoğrafçılık arttı. Biz çünkü eski kafa kaldık artık. Yani burada old school diyorlar ya. Aynen öyle. Film çeken bir adamdık ama dijitalden dolayı şey oldu, fotoğraf sanatı da başka bir yere taşıdı. Yani dijital art oldu. Yeni insanların yani benim tavsiyem bu iş çekmeyle ilgili. Yani çektikçe kendi yanlışlarınızı, doğrularınızı görüyorsunuz. Bir daha yapmamak için düzeltiyorsunuz. Şimdi her telefonda fotoğraf makinesi var. Herkes bir takım görüntüler çekiyor ama o görüntülerin adı fotoğraf değil tahmin edersiniz. Yani bir şeyin fotoğraf olması için bir ışık değerinin ve sizin o çerçeveyi nasıl değerlendirdiğiniz, ona bir duygu ekleyip ekleyemediğinizle ilgili. Ben önce ışığı öğrenmelerini tavsiye ederim fotoğrafçılık yapacak çocuklara, gençlere. Işık çünkü sabah doğduğu açıyla battığı açıyı düşünün, böyle bir yay çizer. O sırada rengi de değişir. Yani sararır, daha kızıla döner.
işte bulut gelir. O ışıkların aynısını kendileri taklit etmeye çalışırlarsa başarılı olurlar. Yani doğadaki ışığın durumuna bakıp yansıtıcı yüzeyler neler var, işte kumdu, denizdi. Bunun taklidini yapıp reflektörlerle, şeylerle, yani bence dışarıya bakıp, doğaya bakıp o ışığı öğrendikten sonra makinasıyla, çünkü iyi ışıkları, iyi ışıkla çekilmiş bir şey insanların ruhuna iner. Bir şey verebilirsiniz karşı tarafa. Yani önce ışığı öğrenip ondan sonra teknik şey, hani hangi kamerayı alacağız? Şu marka mı, bu marka mı? Ben ışık diyorum öncelikle, ama daha sonra işte bir sürü şey var. Artık YouTube diye bir yer var, açıyorsunuz. Bir sürü insan hiçbir bedel istemeden öğretiyor. Açıp öğrensinler orada artık. Ben yani okul mokul kavramı da değişecek artık. Her yer okul, bilgi bombardımanı var. Ama bu ruhani bir iş yani. Fotoğraf sanatı öyle bir şey. Resim çizmek, heykel yapmak gibi. O yüzden de kendi insan içindeki şeyi çeker. Nasılsa kalbi. Aslında onu görürsünüz. Yani ben mesela bazı fotoğrafçıların işlerini gösterin. Ben o fotoğraflarına bakayım 15-20 tane, cinsiyetini söyleyebilirim inanın. Yani dedim ki bu kadın çeken, bu erkek. Çünkü bakış açısı, çekim açısı, kullandığı doğayı mı kullanıyor, işte başka yeri mi? İnanın orada ipuçları vardır. İnsanın şeyin cinsiyetini bile anlarsınız. Çok da zor değil yani. Ama dediğim gibi bendeki şeyi soruyorsan fotoğrafçıda, ben hani miras diyorum. Benim babam çok büyük bir sanatçıydı. Ya onun genetik olarak bana geçti. Hani ben üstüne bir şey koymadım. Hani akademiye yolladı beni ama öyle ekstra bir yeteneğin bir şeyin yok. Çünkü DNA ile geçti bize. Ben şanslıydım. Gerçi sen mütevazi oluyorsun. Biz senin çok iyi sanatçı olduğunu biliyoruz. Ya, yaptığın çalışmalarla da. Çok çok teşekkür ederim Koray. Yani böyle güzel, bir zamanda. Yani aslında konuşmayı beceremediğim için ben bir şeyler çekmeyi seçen biriydim. Hani okulda da hoca bir gün ben yalnızlığı çekmek istiyorum bütün bir yıl boyunca dedim. Bize biraz anlatsana dedi. Hocam da anlatabilsek burada ne işimiz var dedim. Hani biz çektiklerimizle bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden ben pek doğru kullanamıyorum şey açıkçası dilimizi. Ama yok bence de, evet. Bence vallahi, bence çok iyiydin. Buradaki bence çok iyiydin. Bir de istiyorum. Buradaki Türklerin biliyorsun en çok akıl aldığı, gurbette bize yardımcı olan adamsın. Yani bir sorun olsa açıyoruz, seninle konuşuyoruz. Sürekli bizi bilgilendiriyorsun. Şu anda da millete diyoruz ki hani biz avukatımız dışında da bir başka bir yanımız da var. Onu da gösteriyorsun, yardım ediyorsun. Bu da çok güzel yani. Herkes aynı hassasiyette değil. Yani. Ben yok, teşekkür ederim Koray bu güzel sözlerin için. Ben şimdi şöyle düşünüyorum tabii bu olayı, biliyorsun. Aslında senin değindiğin noktalar çok güzel gösterdi. Ben de bu noktalarla kapanışı yapacağım. Bu kriz neyi gösteriyor? Hiçbir şeyi götüremeyeceğimizi gösteriyor yanımızda. Yani zamanımız geldiğinde elimiz boş bir şekilde, yaptıklarımızla sadece gideceğiz bu dünyadan. Zenginlik aslında paylaşımla olduğuna inanıyorum ben. Dolayısıyla biz ne kadar aslında paylaşıyorsak, ne kadar destek olabiliyorsak birbirimize, o kadar zenginleştiğimizi düşünüyoruz. Ve böyle dönemlerde de birbirimize destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu şekilde aynen biz gücümüz olduğu sürece, sağlığımız izin verdiği sürece çalışmalara devam edeceğiz, desteğe devam edeceğiz. Tabii senin gibi dostlar ve arkadaşlar ve başarılı sanatçılarımızla da beraber olmak inan çok büyük bir güç. Ve çok pozitif bir güç. Buna inanmanı istiyorum. Çünkü bu yayını dinleyip Koray Bey de böyle düşünüyor olması deyip içini çok rahatlatan insan olacağına ben inanıyorum. Hani bu açıdan seninle böyle bir canlı yayını yapıyor olmak bugün inan çok bir şeref verici benim için. Ben çok çok teşekkür ediyorum zamanın için. Ve her zaman yapabileceğimiz bir şey olursa, paylaşmamız gereken bir şey olursa tekrar yaparız bu canlı yayını seninle. Ben teşekkür ederim. Ne diyeyim yani, dua etsinler diyorum ya. Teşekkürler etsinler ama bir şekilde bu sonlanacak zaten. İnşallah. En kısa zamanda umarız geride bırakırız yani bu krizi ve daha güçlü bir toplum olarak çıkarız. Daha böyle birbirimize kenetlenmiş bir şekilde çıkarızı ben de umuyorum. Kendine çok dikkat et. İyi günler diliyorum. Kapatacağım ben yayını şimdi. Tamam mı? Görüşürüz. Selamlar. Tamam, görüşürüz. Sağ ol.
Sevgiler. Tamam. Bay bay.